Evet. Az kaldı zeytin asadını yapacağız. Bir ay sonra zeytin asadına gideceğiz artık. Zeytinin nasıl tüketmek gerekir? Zeytin meyvesinden bahsediyoruz. Zeytin yağı olarak tüketmek gerekir tabii ki. Dünyanın en sağlıklı yağı. Ama zeytin meyvesini nasıl tüketeceğiz? Bir kere en doğal ve katkı maddesi konulmamış haliyle tüketeceğiz. Bunun hangi yolları var? Bir, yeşil zeytin kırarsınız yeşil zeytini veya Hatay'da yapıldığı gibi kırmadan kurarsınız. Salamurun suyuna kurduğunuz zaman tüketebilirsiniz. Bunu bütün zeytinciler bilir. En kolay yapılacak zeytin usulüdür bu. Zeytini topladığınız gün getirirsiniz. Taşla veya tahta tokmaklar var artık. Kırarsınız. Kavanoza koyarsınız. Üzerine kavanozun aldığı kadar su eklersiniz. Tatlandırmak için 4-5 kere, 24 saat bekletirsiniz acı suyu çıksın diye. 4 gün, 5 gün, her gün bir kere olmak kaydıyla suyunu değiştirirsiniz, tatlanır. Giritler ne yapar? Zeytinin üzerine tatlanmış zeytin, tuzsuz artık, daha salamuraya kurmamışsınız. Taze zeytin yerken üzerine tuz serperler, deniz tuzu. Onunla yerler, gayet sağlıklıdır bu. Başka, bu zeytini saklamak istiyorsanız, ilk suyunu, acı suyunu değiştirmeden saklarsınız. Bu 1-2 ay boyunca size dayanacaktır, merak etmeyin. Bir de uzun vadeli zeytin kurma yöntemi var. Onu nasıl yapacağız? İşte çevirme usulü denilen veya sele zeytin usulü denilen usullerde yapılabilir. Sele zeytin ben, benim en sevdiğim zeytin türüdür. Zeytin siyahlaştıktan sonra toplanır. Çekirdeği küçük etli zeytinler tercih edilir. Ve sele yani sepetlere kurulur. Altına bir temiz kağıt koyarsınız ambalaj kağıdı. Üstüne bir kat zeytin, bir kat kaya tuzu. Bir kat zeytin, bir kat kaya tuzu. Yine ağzını temiz bir kağıtla kapatırsınız. Börtü, böcek, kuş girmesin diye. Ve onu bir sac ayağının üzerine alırsınız. Çünkü bunun suyu akacak altına. O siyah suyu, acı suyu akacak. Hatta evin balkonu vesaire kirlenmesini istiyorsanız o zemini de bir kova koyarsınız, bir leğen koyarsınız. Leğenin içine akar, suyunu daha sonra dökersiniz. Bunun olgunlaşması başka hiçbir şey yapmazsınız. 3 ay 4 ay sürer. Ama o kadar nazik bir zeytindir ki her hafta alıp bir tadına bakmanız gerekir. Olgunlaştığını hissettiğiniz anda hemen tuzundan ayıracaksınız. Bir hafta gecikseniz o tuzun içinde hepsi kurur, taş gibi olur. Sele zeytin en çok sevdiğim zeytin olduğu için bunu Hı -hı. anlatıyorum ilk önce. Ama bunu yapmanın kolay yöntemi de var. Hı. 4 ay beklemeden ya da bu kadar eziyete girmeden yapayım. Yağlı sele denilen zeytini yine cam kavanoza, plastiği değil plastik pet şişeleri yapıyorlar öyle değil. Cam turşu kavanozuna alırsınız. İçine bir bardak çay bardağıyla zeytinyağı koyarsınız. Yarım bardak sirke koyarsınız. Bir su bardağı dolusu da tuz koyarsınız. Karıştırırsınız, yan yatırırsınız. Her gün onu çevirirsiniz. Ve o da tıpkı kuru sele gibi buruşuk bir zeytin haline gelir. Ama bana göre kuru sele daha lezzetlidir. Damak tadı farkı. Peki bir de salamura zeytin kurma farkı var. Onu ne yapalım? Onu da geleneksel usulde yine tenekeler alırlar. Yine aynı şekilde zeytinyağı, tuz ve sirke koyarlar. Kapağını kapatırken bir sicim koyarlar kenarına. Yan yatırırlar. Onun da suyu aksın diye. O da yine 4-5 ay sürer. Bu da çevirme zeytin denilen salamura. Yani probiyotik zeytindir. Peki ben bu zeytinin, yediğim zeytinin sağlıklı zeytin olup olmadığını nereden anlayacağım? Siyah zeytin yediğiniz zaman çekirdeğine bakın. Eğer yediğiniz siyah zeytinlerin tamamının çekirdeği simsiyah çıkıyorsa, kapkara çıkıyorsa, Çağla'nın elbisesinin rengi gibi çıkıyorsa, ton farkı yoksa bilin ki o siyah zeytin kurulurken kimyasal kullanmışlar. Neden yapmışlar bunu? Taze asat zeytini hızla olgunlaştırıp bir hafta sonra satışa sunmak için yapmışlar. Bu zeytin hepimiz için sağlığa zararlı hale getirilmiştir. İki kimyasal doldurur. Ee, zararlıdır Bir de zararlı biliyorsun. hale gelmiş Çünkü zararlı kimyasallar oluyor. alıyoruz. Yeşilleri nasıl anlarız peki? Siyahta hafif kahverengi olmasını istersiniz anladığım Yeşiller kadarıyla. Yeşiller aslında nedir yeşil biliyor musun Çağrı? Siyahta şöyle olacak. Her yediğim zeytinin çekirdeği farklı tonda olur. Bu ebroli renkten başlar. Evet, mor, doğru, siyah gibi değişen şey. hatta açık gri tonlara kadar bile gidebilir. Hı. O zaman kimyasal yok. Bunun farkındayız artık. Hı. Yeşil zeytinde nasıl anlayacağız? Bir kere yeşil zeytinde eğer yeşil zeytin kırmadan kuruluyorsa... O zaman salamura zeytin içinde uzun salamura suyun içinde özür dilerim. Evet. Yani tuzlu suyun içinde uzun süre dayanabilir. Ama kırılmış zeytin öyle salamura suyun içinde katkı maddesi yoksa 2 aydan daha uzun dayanamaz. Aa, bunu da buradan evet. anlayabiliriz. Eğer ben hasat ekim ayında yapılmış şimdi yeşil zeytin, ekim ayında hasat yapılır. Hı hı. Ekim ayında hasat yapılmış, gidiyorum haziran ayında mis gibi taptaze taze yeşil zeytin diye satıyorlar kırılmış, pırıl pırıl leke bile yok üzerinde. Hı. O zeytin mutlaka bir kimyasalla muamele edilmiş. Evet, bu, Mutlaka. Evet, bu konulara dikkat etmemiz hı. gerçekten tükettiğimiz besinlerin faydalarını alabilmemiz açısından önemli. Uluslararası sırası bir araştırma var dedik, yüzlerce beslenme uzmanı hı hı. katıldı dedik. Ee, süper besin statüsüne en çok layık görülen besin, burada hepimizin çok keyifle konuştu ve sizlerle sizlerin de eminim çok keyifle tükettiği fermente gıdalar. Hı. Peki ama fermente gıdalar neden süper besin statüsünde? Neyi konuşalım burada? Burada probiyotikleri konuşacağız. Çünkü probiyotik demek aslında Latince yaşam için olan demek. Aa. Ve bizim için en önemli mikroorganizmalar bunlar. Her birimiz yaklaşık 10 trilyon hücreden oluşuyoruz ve bizim vücudumuzda hücre sayımızın 10 katı kadar yaklaşık 100 trilyon probiyotik var. Cildimizden başlayın, gözümüzün üstünde, ağzımızın mukozasında, bütün mide bağırsak sindirim sistemimizde ve hatta bronşlarımızda tamamen probiyotiklerle kaplıyız. Eğer bu kamera bir kamera değil de bir mikroskop olsaydı siz şu anda bana baktığınızda tek başına bir Ümit Aktaş değil bir mikrop yuvası, yuvası görecektiniz. Görecektik. Bu mikroplar bizim için faydalı olan, yaşam için gerekli olan probiyotikler. Yani aslında her birimiz birer simbiyoz yaşam unsuruyoruz. Probiyotiklerimizle birlikte yaşıyoruz. Hmm. Ama modern insan denilen acımasız insan her şeyi mahvettiği gibi kullandığı ilaçlarla, kullandığı antibiyotiklerle, tarım zehirleriyle maalesef probiyotikleri de yok ediyor. Yetmiyor. Bizim en önemli probiyotik kaynaklarımız olan ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurduğunu hazır hale getiriyor. Evet. Onların da içinde probiyotik alamıyoruz biz. Onun için aslında ben her zaman aynı şeyi vurgularım. Hocam ben hayatımdan gluteni çıkaramıyorum. Hocam şöyle, hocam böyle. Ben çalışıyorum, yemek yapıyorum. Ya kardeşim, önce bir yoğurt mayala. Bir yoğurt mayala ya. Hmm. Hayatında bir yoğurt mayala. Bir kere yoğurt mayala haftada bir kavanozlara hmm. koy dolabına her gün bir kavanoz aç <laughs> Ev yoğurduya bakalım. Sadece yoğurt mayalamak bile hayatında ne kadar çok şeyi değiştirecek? Kendi gözlerine gör. Asfalt döken, maden çıkaran işçiye her gün yoğurt istihkakı vardır. Neden? Çünkü işini yaparken aldığı toksik maddelerden arınsın diye her gün ona kilolarca yoğurt verirler. Siz evde bir zehirlenme olunca anneniz babanız ne yapardı? Sarımsaklı yoğurt yedirirdi. Neden? Çünkü yoğurt detoks ajanıdır. Nasıl becerir bunu? Probiyotiklerle becerir. Hangi yoğurt? Ev yoğurdu. Hazır yoğurt değil. Evet, değil. Dolayısıyla Sadece yoğurt mayalamak bile hayatınızda çok şey değiştirir. Biz binlerce yıldır Orta Asya bozkırlarından bu yana yoğurt mayalayan bir milletiz. Bunun sebepleri var. Ama onun sebeplerini de herhalde az sonra evet, mutfağımızda. anlatacağız. Şimdi şöyle diyorlar mıdır diye düşünüyorum izleyicilerimiz. E hocam yani yoğurt mayalamak o kadar da kolay bir iş değil. Tutturması, bekletmesi, etmesi, ısısı vesaire ölçmesi benim, benim öyle bir vakim yok diyorsanız nohuttan Hızlıca hocamız sizler için mutfağımızda canlı yayında yoğurt maya İlk mayayı olacak. nasıl elde edeceğiz? İlk mayayı nasıl elde edeceğiz? Evet. Buyurun öğrenelim. Buyurun Öznur Apaydın'ın yanına geçelim. Geçelim. Ee, çok kıymetli bir şefimiz bugün bizlerle birlikte. Aslında şefimiz değil mi? Hocam değil değil mi size de? Ee, süt teknikeri, peynir okulu kurucusu, eğitmen aynı zamanda. Öznur ablamız bizlerle beraber. Bugün burada bu konuyla ilgili... <laughs> Ne varsa her şeyi tüm detayına kadar öğrenebileceğimiz evet. önemli isimlerinden biri. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Şimdi ederim. öncelikle hocamız nohuttan bir ki. nasıl elde edeceğimizi bir e, anlatsın. Sonra da burada probiyotik lorumuzu yapacağız. Yoğurt kesiğimiz varsa sürp peyniri efendim. Beyaz her şey, peynirimiz beyaz var. Beyaz peynirimiz evet, hepsini yapacağız. Şimdi hocadayız. Ayşe abla ahşap kaşık yok muydu? Ahşap kaşık <gülüyor> 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 Önce Ayşe ablayla başlayalım. Ahşap kaşık yok muydu? Niye? Çünkü ben yoğurt mayalarken ya da yemek yaparken her zaman ahşap kaşığı tercih ediyorum. Hı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güzel. Şunu şöyle koyayım ben. Ahşap kaşık önemli. Bunu hep söylüyorum. Sudan örnek veriyorum. Su dediğiniz şey nereden gelir? Kimse suyun nereden geldiğini hatırlamıyor artık. Hı. Su dediğiniz şey yeraltı kaynaklarından gelir. Hı. Nehirler de yeraltı kaynaklarından beslenir. İçme suların tamamı yer altından gelir. Hı. Hı. Yeraltı ne demektir? Toprak demektir. Su nedir? Kaynaktan ilk çıktığı anda yüksek derecede antoksidandır. Hı. Suyun özelliğini koruyan madde nedir peki? Kaynaktan hmm. çıktı. Ben aldım pet şişeyi koydum, cam şişeye koydum. 24 saat sonra antoksan özelliği falan yok. Yani bizim eve geldi su kaynaktan çıktı. 24 saat sonra yok. Suyun çalışma yapmışlar bununla ilgili. Suyun özelliğini antoksidan kapasitesini koruyan en önemli koruyucu madde ne biliyor musunuz? Testi. Testi. Evet. Testide saklanan sularda antoksidan özellik yine kayboluyor ama kaynak suyuna en yakın özellik testide. Niye testide peki korunuyor? E çok basit. Testi neden yapılıyor? Topraktan yapılıyor. Su nereden çıkıyor? Doğasında kalıyor çıkıyor. gibi oluyor. Aynen yani. öyle. Siz doğal kelimesinin hmm. içini doldurmak istiyorsanız doğada nasılsa öyle yapmalısınız. Evet, Onun için ahşap kaşık önemli. Onun için bunları cilalamamak önemli. Neyden yaparlar? Şimşirden. Sonra nasıl korurlar? E Zeytinyağı ile yağlayarak yani kimse buna cila süreceğim, vernik süreceğim diye uğraşmamalı ki. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yanlış. Onun için mümkün olduğu kadar ahşap kaşık kullanın, mümkün olduğu kadar işlem görmemiş tencereler, tavalar kullanın. Ne kadar yapabiliyorsanız. Cam sağlığa zararlı mı? Değil tabii ki. Ama camın içine koyduğumuz su terliyor mu? Camın içine koyduğumuz su havayla temas ediyor mu? Camın içine koyduğumuz su oksijenle temas ediyor mu? Nefes etmiyor. alıyor mu? Nefes Ağlıyor. alamıyor. Dolayısıyla da canlılığını yitiriyor, antoksidan kapasitesini yitiriyor. Ama biz bugün ne yapacağız? Nohuttan ilk maya yapacağız. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi siz de biliyorsunuz aslında Anadolu'da bir sürü ilk maya yapma yöntemi vardır. Çam kozalağından ilk maya yapar. Acı biberle ilk maya yapanlar vardır. Köylü aslında dağdaki imkanlarını kullanarak elinde yoğurt mayası kalmamışsa o anda ne varsa bir şekilde bir yoğurt mayası üretir. Biz bugün nohuttan yapacağız. Nasıl yapacağız? 6-7 tane Nohut. Ama şimdi bu nohutun da özellikleri var. Yerli tohum olmalı, tarım zehiri içermemeli, pestisit içermemeli. Neden? E çünkü bunun içinde pestisit varsa o zaman ben maya yaptığımda o pestisitlerden dolayı benim maya bakterileri ölemiyor ki. Daha da vahimini söyleyeyim. Bu nohutları poşete koyuyorlar, markette satıyorlar. Benim annemin nesi vardı? Benim annemin patiska benzen torbası vardı. Neden? Yoğurt güvelenmesin diye. Nohut güvelenmesin diye. Şimdiki nohutlar güveleniyor mu? Güvelenmiyor. Neden? Çünkü hepsini ışınlamadan geçiriyorlar. Nedir bu ışınlama? Radyasyon. Doğru, doğru. Niye ışınlamadan geçiriyor? Gözle göremediğimiz güve partikülleri, güve yumurtaları ölsün diye. Güve ölüyor ama güve ölürken nohut da ölüyor. Ha. Bu sefer ben bu nohutla hmm. maya yaptığımda olmuyor. Hmm. Dolayısıyla mümkün olduğunca tarım zehiri içermeyen, ışınlamadan geçmemiş köylünün kendi ürettiği nohutu bulmaya gayret gösterin. Yani şurada 6 tane nohuna, no, nohut nohut, için şey... bile. nohut atacağız ama ne kadar önemli. Orada bile o. ne kadar önemli. Evet. Asıl yani yoğurt yapmak değil, bunu buna bilmek kesinlikle önemli. 6-7 tane nohutum var. Bir kavanozum var. Kaynatılmış, ılıtılmış sütüm var. Isısı nedir? Ben ölçemiyorum hocam. Küçük parmağınızdır. Küçük parmağınızı daldıracaksınız. Sıcak olacak ama yakmayacak elinizi hissedeceksiniz olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.